muhalefetin tabanı kendi muhalefetini eleştirip gerçekten doğruyu ortaya koyuyor. Ya şunu söyleyeyim bir kere en peşinen. Ölümüne Tayyip diyene de karşıyım. Kemal'den başka çare yok diyene de karşıyım. Değiştirelim deyip bunun gerekçesini gerekçelendiremeyenlere de karşıyım. Ya ne değiştiriyorsun? Cebimdeki cihazı ben tuşlu telefonla değiştiremem bu süreçte. Teklif edeyim, cebindeki cihazı tuşlu telefonla değiştir. Bir gün önce HDP güzellemesi yapıyorsun. Bir gün sonra bozkurt oluyorsun. Bir gün sonra işte bir Rabia işareti kaldı dedim yapmadığı. Toplumun izlediği bu. Hepimizin izlediği bu. Şimdi birisi bir laf ediyor. O lafın üzerine ben acaba topluma nasıl bir maraba muamelesi yapıp da buradan bir o istismar edebilirim diyor. Az önce bir laf daha söyledim. Söylediğim şey şuydu. Öyle bir bölünme oldu ki bizde. Karı kocayla, anne çocukla, baba evladıyla şu anda ayrı düşünmeye başladı artık. Ve bunu körüklüyorlar. Şurada bir hafta kaldı. Bak bir hafta kaldı. Oy denen bir demokrasi var. Biz Bağız rejimi gibi tek bir sandık kurup tek bir adayla çıkmıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da orada duruyor. Ve ben dedim ki az önce bir hafta sonra bana soracağın soru şu. Bakın Özgürlük Meydanı burasının bir demografisi var. Bağcıların bir demografisi var. Herkes bir yerde bakın. Bu manzara sadece kendini kandırma manzarasıdır. Yankı odasındalar şu anda. Kendi kendini dinliyor. Pazar akşamı ne olacak? Eyvah depremzedeye nerede hakaret edelim? Ben bir soru sorayım buradaki vicdan sahibi bir insana. İzmir'de deprem oldu mu? 2 sene 3 sene önce oldu değil mi? Kötü bir deprem oldu. Hiçbir insanın İzmir'de ölen insanın depremzedenin milliyetine, mezhebine ayrıştırması yapabilir mi? Yok. Bu insanlık mıdır? Yapamam. Değil. İzmir'de ölen depremzedeye Türkiye tek yürek oldu, yardım etti. Peki sosyal medyadan tek bir insan yazıklar olsun siz CHP'ye verdiniz keşke enkaz altında kaldınız sözünü kimse duydu mu? Allah için soruyorum. Yok, doğru şey. Peki ben depremzedeyim, Maraş'ta yaşıyorum mesela, faraza değilim de. Benim evim yıkılmış. Geleceğimi hesap ediyorum, planlıyorum ve benim kafamda bir rasyonalite var. Kılıçdaroğlu da geliyor o meydanda konuşuyor. Kimse set çekmiyor önüne. Erdoğan da konuşuyor. Ve ben gidiyorum. Kendim kendi rasyonelime göre evimi barkımı kimin yapacağına inanarak, düşünerek oy veriyorum. Küfürü hak ediyor muyum? Allah belanızı versin hak ediyor muyum? Keşke o toprak altında ölseydiniz hak ediyor muyum insan depremzede olarak? Aynı şekilde aynı devlet %92 oy çıkan Defne'de CHP'ye hastanesini yaptı. Dün de açılışını yaptı. Bir tane AK Partili ya da MHP'li ya da başka bir şey çıkıp ya yazıklar olsun bu devlete. Size oy vermeyene o hastane yaptınız. Keşke o hastane başınıza yıkılsa gibi iğrenç bir yaklaşımla karşılaştınız mı? Bakın sinirlerimiz gerildi. Sokağa çıkmak istemiyoruz. Yok, doğru. Neden biliyor musunuz? İçimizdekilerini söylüyoruz. Evet bakın biz toplum olarak birbirimizle daha kaynaşamıyoruz. Okul okumuşuz, akademisyen olmuşuz, psikolog olmuşuz, sosyolog olmuşuz. Ama burada bir sesini yükselttim bir zaman arkamdan nasıl alkışlarında. Ya neyi alkışlıyorsun kardeşim sen? Ben size bir gerçeği söyleyeyim mi? Şu anda Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmanın hesabını yapmıyor. Kesinlikle yapmıyor. Bir hafta sonra bakın mikrofonlar bu defa şu soruyu soracak. Kılıçdaroğlu mağlubiyetine Ekrem İmamoğlu'na fatura çıkarmak için koydu. Şu anda getirir seçim başına. Neden? Çünkü en güçlü rakibi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu yerinde durmayacak. Kesinlikle durmayacak. Ajanslarını devreye de soktu. Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan indirip kendi genel başkan olabilmesi için şu anda çalışmalarını yürütüyor. Bir hafta sonra soru şu. Kılıçdaroğlu nerede yanlış yaptı? CHP nerede yanlış yaptı? Acaba kimi yapalım? Soru da şu. Şu an soruyor. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Oğan mı? Şun bu mu? Kılıçdaroğlu mu? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş'ı zaten hiç saymıyorum. Yani tamamen pasifize ettiler. Yani efendiliğine de ben gerçekten kefil olan bir insanım. Bir seçmen olarak Mansur Yavaş'ı seven bir insanım. Türkiye'ye lazım olan insanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bakın Ankara seçmeninde bir şey yok. Saltta bir kavga yok. Bir polemiklere de girmiyor. Biz bir hafta sonra bunları tartışacağız. Benim muhalefete de önerim şu. Yani yarın muhalefet bizim başımıza geldiği zaman evlerimize mi kapanacağız? Hayır, beraber yaşamayı öğreneceğiz. Ama biraz kendi içinde kendi silkelenmesini neden yapamayıp da kalkıp sürekli başka şeyler de arıyorlar, algı da arıyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nu sorgulasınlar. İstanbul'a sen 4 senedir ne yaptın? Deprem bütçesini %1'den %1'e çekiyorsun. Bakın 4 senedir bir sloganı var. İBB Meclisi AK Parti'nin elinde. Çoğunluk onlarda. Bize iş yaptırmıyorlar. Dün ne dedi aynı Ekrem İmamoğlu? İşler tıkır tıkır yürüyor. Çoğunluk onlarda canım. Bunu yapma. De ki kardeşim ya benim planım projem bu. Ben bunun için CHP diyorum. Diğeri bunun için MHP diyorum desin. Bakın insanları birbirine... Az önce şurada çok dünyanın en aşağılık manzarasıyla karşılaştım. Konuşurken barıştan söz ettiğim anda dedim ki bakın anne oğluyla, baba karıyla, karısıyla, karısı kaynanasıyla, kaynanası kayınpederiyle birbirine girmiş durumda toplum şu anda. Bundan bahsettim. Vay AKP şöyle böyle, vay vatan hainleri.
kardeşim ben vatan ay değilim. Benim sülalemde, hanımefendi kesmeyin lütfen. Bakın ben Fuat Çelik'in yeğenim. Katırcıların yazarıdır amcam. Fuat Çelik Yılmaz Güney'in cezaevi arkadaşı. Sürünün öykü yazarı Fuat Çelik'tir, senaryosu Yılmaz Güney'e aittir. Fahriye ablayı senaryolaştıran DSP'nin kurucularındandır benim ailem. Coşkun Aral, Fuat Çelik'in bir talebesi olarak yetişmiştir. Rahmetli Aydın Soysal bizim ailemizden çıkmıştır. Deniz Bay, sonuç şu. Muhalefetinizi düzeltin, iktidar da kendini düzeltmek zorunda. Bakın bunu iktidar da yapmıyor. 20 yıldır düzeltmediği için. Bakın hanımefendi, işin olduğu yerde başarı olur. Başarısız, niye perişanız? Ben size bir örnek vereceğim. Antalya'ya gidiyor musunuz? Bakırköy'e bakmam ben. Bakın ben dünyayı gezmiş bir insanım. Dünyayı da geziyorum işim gereği. Ama Antalya Büyük Liman Caddesi'ne kardeş ben anlatayım. %55 mutsuz. Hanımefendi bugün Suadiye kimde? Cadde Bostan kimde? Bütün gayrimenkuller sol kesimin. Ya ben kulağımla diyorum. Aa filan kişi 7 bin lira yapmış. Benim de 20 bin lira olur mu? 5 dairesi var. 150 bin liraya doyamayan bir şey, bir aç gözlülük var. Bir AK bakın ben gözü doymuyorsa dünyayı yedi, ülkeyi bakın, yedi. Gözü doymamak değil. Biz AK Parti vergiyi getirmedi. 80 yıl boyunca vergi alındı mı bu ülkede? Alındı. Değil mi? Ama ne diyorlar? Ya işte yapmak zorunda. Ya kardeşim vergileri biz de yapıyor. Doğrudur. 80 sene boyunca bu vergiler nereye gitti? Adam kayırdı mı? İnsanlar bölündü mü? Ayrıştı cevap mı? Cevap vereyim. Mehmet Moğulta'ya soruyorlar. Diyorlar ki Seyfi Oktay'a neden bunları getirdiniz? Ya işte bilmem ne militanlarını getirecek. Tabii ki militanlarımızı koyacağız. Bakın bunu eleştirirken acaba biz de yaptık mı diye düşünün. Evet karşıyım. Liyakat olmadığına bakın. Liyakatın olduğu yer var. Olmadığı yer. Hayır bakın. Ya şunu mu istiyorsunuz? Bakmadınız mı? Neden parlamentomuz yok? Parlamentomuz neden vardı. Biz koalisyonları 3 ayda bir devlen hükümetleri gördük. Padişahlık mı? Ecevit 50 Hapsi. Sene mi kalacak? Nasıl bir padişahlık oldu? Söyleyin bana. Peki kimin 20 kafasında yıl... fes geçirdiler? Kimin eteğine karışıldı şu ana kadar? Siz bir saygı anladım duyun. Hep siz konuşuyorsunuz. Bakın ben konuşuyorum gördünüz ben söyleyeyim. Beyefendi 94 senesinde bu adam başa belediyeye geleceği zaman Beyoğlu'ndaki meyhaneleri kapatacak dediler, pavyonlar kapanacak dediler, gece kulüpleri bir tanesi kapanmadı. Bunlar pavyon kapanacak dedi, adam hafif metroyu aldı, İstanbul'un her tarafına metroya çevirdi. Şu kapanacak dedi, tiyatro sahnelerimizi genişletti, Haliç Kongre Merkezi'ni açtı. Niye hiçbir şey yapmadı? Benim sürem bitmedi, çünkü hep siz konuşuyorsunuz. Ben bakın günlerdir, 20 yıldır, hayır biz konuşmuyoruz. Siz de babalanız, babalanız mı? Hanımefendi, az önce siz orada hakaret ettiyseniz benimle konuşmayın. Hayır. Hakaret ettiniz az önce hepiniz. Ben oradan insanlığımdan bakın ben ailemin içinde CHP'li de var. Yapmayın bunu. Biraz değer verin. Yapmayın. Aşağıda değer verseydiniz siz. Bir 5 yıl daha insanlar. Olmazsınız oradan. Yapmayın. Siz orada değildiniz ki. Ben oradaydım konuşurken alkışlar benim için toplanın efendim. Benim haberim yok. Ben daha yeni geldim. Diyorsunuz ya, neden susturduk ya? Az önce çeliştiniz şu anda. Yapmayın. Teşekkür ederim. Bizim Barış Edip. Kardeşim Türkiye kazanacak. Değil, kim kazanırsa değil. Kazansın. Türkiye kazanacak. Vandalizm kaybedecek. Değil, vandallık AK Parti'den de gelse kaybedecek. CHP'den de olsa kaybedecek. Dinlemesini bilmeyen insanlar da böyle oturacaklar. Mağlubiyete üzülecekler. Ben üzülmem. Neden biliyor musunuz? CHP'li de kardeşim. MHP'li de kardeşim. Sadece ve sadece aidiyetim olan şu vatana karşı çıkan benim karşıma düşman. Hanımdır. Benim yan komşum CHP'li ya. Ya evinde bir yangın çıksa, benim evimde bir yangın çıksa, CHP'li komşun su taşısa sen su taşıma mı diyeceğim? Tabii ki diyemem. Ya da ben su taşısam, ya sen AK Partisin gel su dökme benim yangınımı diyecek. Hayır, biz barışacağız kardeşim. Bu seçim bir demokrasi şöyle ne olacak? Kim kazanırsa kazansın. Kim kazanırsa kazansın. Ah bakın orada benim artık sinirlenmiş şey. Resmen enjektörle şey yaptılar, sinirlendirdiler ya. Bakın ben iki çocuğum var. Ben de çocuğumu düşünerek oy kullanan bir insanım yani. Dinler misiniz? Buyurun. Sayın Muhtar dinler misiniz? Buyurun. Ne AK Parti'ye sorumluluğu ne CHP'nin sorumluluğu vardı. Bizim sorun ülke sorunudur. Bakın o yüzden bunu biz dinleme öğreneceğim abi sen dinledin. Olmaz. Az önce dinlemediler beni. Bakın az önce ben bakın ben üniversite amfilerinde çalışmış bir insanım. Ben her görüşte insanla oturup konuşan bir insanım. Ya bir dinleme kültürü var. Bir kişi geldi gazı verdi. Orada herkes kitlenmiş dinlemeden başladılar. Bu 52 senedir ben topluma hizmet ediyorum. 52 senedir. 52 senedir ben başında tut Cumhurbaşkanı kadar gittim, hizmet ettim. Her insanı karşılaştım. Benim sorunum Tayyip Erdoğan'dır, ne Kılıçdaroğlu'dur. Aynısını söylüyorum. Bak, ama dinle, sen bırak ben konuşacağım. Aynısı, buyurun. Sen bırakmıyorsun abi, heyecanlısın. Teyit ediyorum sizi, teyit ediyorum. Ben şunu demek istiyorum. Biz bu ülkede Demirel 39 sene taşıdık. 20 sene bunu taşıdık ve başını taşıyalım. Tamam. Ben de diyorum ki sandık var ortada. Aha, küfrederek dinle. Olmaz, depremzedeye hakaret ederek dinle, olmaz. Dinle bir dakika, dinle. Ben emekliyim, 7,5 maaş alıyorum, ev kiralığı 9 milyon lira. Ben nasıl ödeyeceğim?
Benim derdim bununla. En haklı olduğunuz konu bu. Ben size bir şey söyleyeyim. Süreler buraya, en haklı olduğunuz konu süreler bu. Buraya geldi. Süreler buraya geldiği zaman, evet. Süreler buraya geldim, evinde lahmacun yiyor, pide yiyorlar. Fakat ben ekmek götüremiyorum. Süreler karşı değilim. Bakın, bunlar 15 kişi yaşadığı için abi, vallahi bile 15 kişi yaşıyor. Sen genç sana. Genç, sen bir dinle önce. Ha genç abi. Bak, bak ben 68 kuşağıyım, bir dinle önce. Atayım. Şimdi, yok ben. Şimdi dinle bak. Bakın misket bombaları yemişsiniz. Şimdi bizim sorumuz burada terör merü. Bu ülkenin yani, vatandaşı mıyız? Yahudiler yakıldığı zaman fırınlarda onlara da biz kucaklaştık. Evet. Vatandaşı mıyız? Bana oy veren terörist, vermeyen terörist diye hakkımız yok. Böyle bir hakkımız yok. Değil mi? Evet, buyurun. Bir bakımdır mı? Kılıçdaroğlu bu ülkenin vatandaşı, Tayyip Erdoğan da bu ülkenin vatandaşıdır. Doğru. 20 sene devlet başbakanı, cumhurbaşkanı oldu. O gene, o da gelebilir, o da gelebilir. Onu da deneyelim. Hani ne var acaba? Ne olur? Denenmesin demiyorum. Şunu anlatıyorum. Yok, bakın. Denenmesin demiyoruz. Şey. Bakın bir sandık konuyor. Bir sandık konuyor. Hayır kardeşim bakın. Seçilir, bakın seçilir. Bu millet seçer. Baş üstüne gelir. Bakın seçer gelir. Bizde mi olacak burada? Bakın çalındı malındı hadiselerini biz diğer seçimde yaşamıştık. Ya betör meteorolojiden bir sel olsa meteorolojiyi basmaya gidiyorum diyen Kılıçdaroğlu neden YSK'ya gitmedi? Kendi milletvekili diyor ki hayır efendim böyle bir şey yok diyor. Verilerin hepsi bize geldi diyor. Bu germekten gerilmekten başka bir şey değil. Doğru mu sizce? Bakın her sistemin yanlışları var. Çok hayati yanlışlarını ben sayabilirim AK Parti'nin şu anda size. Öyle yanlışlarını sayarım ki aklınıza gelmeyen yanlışları var. Ben size bir yanlışı söyleyeyim. Eğitimle ilgili bir bak. Eğitim politikasını kesinlikle eleştiriyorum. Mesela aile ve sosyal politikaların bir şeyi var, yasası var Türkiye'de. Yetiştirme yurtlarında kalan, ikamet edilen çocukları sınavsız, KPSS'siz şey yapıyorlar, memur yapıyorlar. Öyle bir hakları var. Ben de diyorum buna karşıyım kardeşim. Bunu yapmayın. Bu adamın eğitim şevkini kırıyorsunuz. Eğitime motivasyonunu kırıyorsunuz. Nasıl olsa memur olacağım diye okul okumuyor. Suça da sürüklenebiliyor. Bu büyük bir eğitim yanlışı. Yaparsan her zaman. Adamı den her zaman yaparsan adam haklıdır adam. Şöyle toplumun dinamikleri var hocam. Bakın bir gezi oldu. Hani 200 milyar dolar ağaç dediler. Bahane ağaç değilmiş. Şunu yapmayın. Havalimanını yapmayın olana döndü. Hayır Tayyip Ağzı'yla konuşmuyorum. Hani toplum ağzı. Benim ailemde de solcular var. Hayır, konuşabilirim. Başkası Kılıçdaroğlu ağzıyla konuşunca alkışlayacaklarsa. Burası özgürlük meydanıysa özgürlük konuşacağım yani. Ülkede bir sıkıntı var. Kendisi düşünüyor. Bakın bu adamı, bakın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum. Gelsin, aynı sayı. Bakın ben seçmedim. Sen onu seçmedin. Seçtik ama. Ben halk değil miyim? Ben uçtuyum. Ben bir... Peki bizim seçme hakkımız yok mu? Bakın depremzedenin en basit hakkı yok mu? Ben diyorum ki ben bu halkı. Sen onu mu savunuyorsun? Sen savunmuyorsun. Ben ülkemi savunuyorum. Adam tamam onu yapıyor ama sen ayrıştın. Hocam bakın siz aslında. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ben Siirtliyim. Bakın ben yollara mayın döşenebilsin diye. Bırak işte, hayır bırakamam gelelim. Bakın ben Siirtliyim. Bak şu an bak, anlamıyorsunuz. Bakın senelerce terörle mücadele anlamında gençler söyleyeyim bakın bilin şunu. Siirt'te Şırnak'a 8 saatte giderdik yollara mayın döşenebilsin diye asfalt dökmediler. Neden? Çünkü bir ekonomi vardı orada. Bir olağanüstü hal ekonomisi vardı. Bu tarafa bakıyorum ben. Yapılan çevre yollarına bakıyorum. Evet bizim pek umurumuzda olmayabilir ama. Bakın yapılmadı ama 80 yıl boyunca biz bunu anlatıyoruz. Yapmasın bu adam suçmuş şey yapabilir. Yapmak zorunda ben ama yanlışı da var. Bakın ben AK Parti'nin de yanlışı var. Yapmak zorunda da ya. 80 sene boyunca vergi almadılar mı bu milletten? Sattıklarını. Neler sattı? Ben söyledim neler sattığını. Ben sattıkları ben sayayım. Bakın arpalıklar satıldı. Arpalıklar satıldı. Arpalıklar satılmak zorunda. Şöyle anlatayım. Bugün bir şirketiniz var. Bir şirketin sahibi şunu diyebiliyor. Ya ne kadar çalışsam çalışayım buradan diyor. Ben tek tek sayarım. Tek tek sayarım. Tek tek sayarım. Çöktüler. Bakın Kurtalan Çimento satın alma birimi var. Şekefer satın alma birimi var. Pazarlama birimi var. Orada oturuyor. Faturayla biraz oyuna gelsin. Biraz oyuna gelsin. Bakın özel şirketlerde bile hırsızlığı engelleyemiyorsanız bugün bakın özelleştirmede de yanlışlar olabilir. Doğru olan özelleştirme de olabilir. Efendim? Anlayamadım. SEKA'yı kapattık onun için mi kağıdı yurt dışından alıyoruz? Alıyoruz. Alıyoruz. Bakın bakın bir kitap kaç para? Öğrenci kitap alabiliyor mu? Öğrenci okula gidiyor mu? Biliyor mu? Ya bir yanlışlara ortak olmayın ya. Memleket batmış gibi ne diyorsunuz ya? Memleketin temeline çelik vardı. Çimentosu vardı, SEKA'sı vardı.
PET kimi vardı, petrol evizi vardı, Türk Telekom vardı. Şu an en büyük ihracatı Çin'den Türkiye yapıyor. Ya yazık bu memlekete, yanlış konuşmayın ya. Memleket yok, göç almış memleket, bütün memleket ya. Suriye olmuş memleket ya. Memleket toprağı elden gitmiş ya. Yazık ya bu memlekete. Yanlış konuşmayın ya. Bu gençlik şu anda... Terörist değil benim. Benim alemde şehit var, sen biliyorsun. Babacığım, istikbal göklerdedir diyorsunuz. İstikbal bakın gerçekten göklerde. İzin vermiyorsunuz. Allah belası, alemde şehit var diyorum. Sen ne konuşuyorsun ya? Bizde de şehit var. Ama o zaman biraz HDP'nin mesajlarına bakın. Ya memleket gitmiş, memleket yarısı gitmiş, git baksın. Yeşil kötü ulaşabiliyor musunuz ya? Memleket, vatan elden gidiyor, vatan. Ya vatan ya memleket. Şehit hassasiyeti varsa bugün kimlerin kol kol olduğunu görmektir mesela. Tamam. Cumhur onun içinde Cumhuriyet var. Cumhur içerisinde Hüdapar var. Hayır değil. Özellik getireceğiz, sen temele bakacaksın. Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli terörü bir senede bitiriyordu. 5 senedir o şeyde. Niye bitmiyor peki? Niye devlet terörü niye bitirmiyor arkadaşlar? 100 yılın en büyük darbesini aldı. Lütfen sayılara bakın. Yani 100 yılın darbesini aldı. Başka yapacak siyasetleri yıllarda kafam üzerinden ya, geçen mermileri hatırlıyorum güneyde. Ne benim başka yapacak siyaseti var mı? Allah için soruyorum sana. Ne benim başka yapacak siyaseti var mı? Arkadaşlar bir şey bir tek şehitler üzerine siyaset yapıyor. 5 senedir bu iktidarda niye bitirmiyor? Niye bitirmiyor terörü kardeşim? Ben rica ediyorum arkadaşlar, bir soru. Bitirmiyorlar. Bitirmiyorlar. Güneyinde terör kuruluyor. Bitiremiyorlar değil. Bitirmiyorlar. Tek oy Erdoğan'a CHP verecek bir tane bile oyumuz yok. Teröristlere oy veremeyiz. Allah razı olsun. Güle güle kardeşim. Güle güle. Terörü niye bitirmiyorlar terörü? Nasıl Süleyman Soylu? Terörü niye bitirmiyor? Terörü niye bitirmiyorlar? Bir şey söyleyeceğim. Süleyman Soylu'yu tanıyor musun? Çok iyi tanıyorum. Daha çok araştırma önerisi. Suç İşleri Başkanı değil mi o? Değil. Şu an neye göre söylüyorsun? Onu söyler misin bana? Esrarlar, eroinler. Türkiye'de havada uçuşuyor. Milletin çantasında pudra şekerleri çıkıyor. Yani bana dedin ki terörü bitirmedi dedin, şu an eroine girdi. Bitirmiyorlar. Terörü bitirmezler. Siz anlamazsınız. Çünkü neden biliyor musun? Siyaset yapacak başka işleri yok. Senin abim. Terör zaten hiçbir zaman bitmez. Terör ya, bu ülkede bitmez değil. Biten dünyada. Bir senede bitiriyordu Devlet Bahçeli, ne oldu? Abi bak şimdi. Niye bitirmedi? Terör dediğin şey tamam. Bütün dünyada olan bir şey. Terör hiçbir zaman bitmez. Murat Karayılan açıklama yapıyor. Murat Karayılan. Murat Karayılan. Evet. Murat Karayılan diyor ki Sayın Erdoğan'ımıza heyet gönderdi. Murat Karayılan söylüyorum. Murat Karayılan diyor ki ben bize Talip Erdoğan'a heyet gönderdi diyor. Bak iyice bir düşünün. Terörist bak, kim? Terör kim? Terörü kimler yapıyor? Terörü kimler işliyor? Kim yapıyor kardeşim? Sonra gerçekten söyle. Ya arkadaş 5 senede bitiyor. Madem orada devlet olduğunu biliyorsun. Devlet kurulduğunu biliyorsun. Çök tepesine. Niye çökmüyorsun kardeşim? İHA'm var, SİHA'm var. Vapurum var, bilmem ne var. Söyleyeceğim. O kadar, haksız mıyım ya? O kadar, bir dakika çok özür. O kadar İHA SİHA ürettik. Politik bir şey daha ekleyip gideceğim. Tamam. O kadar İHA SİHA ürettik. Adam çıkıyor diyor ki o kadar İHA SİHA ürettin, niye insanları öldürüyorsun? Bunu söyler kim? Ya, CHP İlçe Başkanı diyor bakın, ki İHA-SİHA öğretiyor adamları öğretiyor. Terörü bak sıcak bak insanlar. Cavu değil, sen Cavu ne biliyorsun? HDP güne kadar oy verirken şu değil değil mi HDP? Dinle. Tek tek abi. Bir de tek sıraya dinler mi? Tamam. Sayın Kırca dinler mi? Tamam, dinle. HDP güne kadar FETÖ sırtı dayandınız, kazandınız, doğru mu? FETÖ sırtı da kazandınız. PKK sırtı kadar dayandın HDP. HDP oy veriyor, terörist mi oldu şimdi? Şimdi sen şunu söyleyeyim. Kendi iyilik yap. Kendine barış. Benim ülkem vatandaş, vatandaşıyım. Vatan haini. Ne Talip Erdoğan düşmanıyım. Ne bak. Ne Talip Erdoğan önemli. Ne Kılıçdaroğlu, ne Bahçeli, Türkiye önemlidir. Evet vallahi abi. Teşekkür ederim. Abi. Ben şunu yapayım. Gençsin. Sağa sola bırakalım arkadaş. Sağa solu bırakalım. Kendi iyiliği yap. Kendi iyiliği yap. Sağla sol yer değişti. Adamsın abi. Teşekkürler. İkinci tura kaldı seçimler. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi insanlar biraz akıllı olsunlar ya. Şöyle baksınlar. Değişim gerekmiyor mu? Bu ülkede bir değişim gerekmiyor mu? Hep böyle mi gidecek? Ya bir iktidar 20 sene bir iktidarda kalmaz. Bir hükümet 20 sene kalmaz. Bu ne yapar biliyor musun? Hükümeti orada devlet yapar. Devlet artık hükümettir.
Şimdi 20 sene bir hükümet durmaz. Duramaz. Demokratik ülkeler de böyledir. Bir hükümet iki dönem anca. Gelmiyor mu? %52. Hayır, tamam. Geliyor, seçiyor, kardeşim. Geliyor. İyi geliyor bir da. Bir daha geliyorsa bir daha seçiyor. Halk seçiyorsa ya, bak, gelecek. Demokrasi hayır, budur. Hayır. Halk demokrasi naraları atıp da demokrasiye aykırı şeyler konuşmamak gerekir. Tamam mı? Kardeşim. Bak. Bu ülkede biz ne terörler gördük, ne bilmem neler gördük, ne bombalar gördük, ne patlamalar gördük. Her gelen bölücü. Bölücü. Ya şimdi bakın. Teker teker abi. Yani teker teker. Artık devleti kendileri zannediyorlar. O koltuk onlara hükmet diyor. O devirde ayakkabı alabiliyor musun? Ha? Ayakkabı alabiliyor musun? Alabiliyor musun? Bak, bu, bak bu Avrupa'dan geldi, Hollanda'dan geldi bak. Bak çek abi çek. Hollanda'dan geldi bu. Tamam, yurt dışı. 6 tane ayakkabı aldı, 6 tane. Tamam. 100 euro bile etmiyor. 100 euro bile etmiyor. Bu adam gidecek. Bu adam gidecek gidip ayakkabı alacak yine. Diyor ki senin ülkenin parası hiçbir şey yaramıyor diyor. Biraz açılabiliriz arkadaşlar. Diyor ki bu parayla hiçbir şey yapamıyoruz. Adam 100 lirayla 8 tane ayakkabı aldı burada. Ekonomide gidip daha 6 tane. Eğer gidip faizi düşürürsen enflasyon artar. Faizi yükseltirsen adam ben sana diyorum düşer, ki döviz düşer. Profesörüm. Ekonomi politikaları budur. Kim diyor bunu? Bak ekonomi politikaları budur. Google'da bile aç, Google'da bile bu yazar. La havle ve bak faiz sen her şeysin. Her şeyi de Tayyip biliyor. Düşürürsen hayır. Faizi düşürürsen ekonomi düşer. Bak Tayyip değil. Hayır. Aç Google'u oku. Google'da bile yazan bu. Enflasyon düşerse bak faiz düşerse Tayyip, enflasyon artar. Tayyip bu beyinlere hükmediyor. Faiz artarsa bu beyinlere hükmediyor. Vallahi işte. Bence Kılıçdaroğlu da böyle beyinlere hükmediyor. Bu beyinlere hükmediyor. İnsanların beynine karışmak kimsenin hakkı değil. Bir dakika. Hangi bu ne? Ya ekonomi politikalarında bu iş budur. Faiz düşerse enflasyon artar. Düşecek. Peki faiz düşecek. Enflasyon niye düşmüyor? Faiz düştü. Artar diyorum. Bak iyi dinlemiyorsun. Bu öyle diyor Tayyip öyle diyor. Faiz düşerse enflasyon düşer diyor. Artar. Belli bir miktara kadar diyor biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Oldu? Kaç sene oldu? Faiz düşerse ne olur? Üretim denen şey artmaya başlar. Üretim. Sıcak tutmaya çalışıyor üretim orayı. Üretim artarsa ne olur? Cari açık denen şu muhabbet kapanır. Doğru mu? Lan ki cari açık. Sen nasıl kapatacaksın cari açığı? Ya cari açık kapanacak. Cari nasıl kapatacaksın? Bütün her şeyin ithal. İhracat bütün sayıları her kaç? İthal. İhracat ithalat sayıları kaç? Ya bütün her şeyin ithal. İthal olarak 285 milyar dolar. Kanada'dan. Her yerden gidiyor. İthal olarak 285 milyar dolar ithalatımız var. Boş boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun ya. Çok boş konuşuyorsun. Hisselerini verdi.